Ne söyleyeceğim? Sen son 3 yıldan falan bahsediyorsun ama annen diyor ki ben öncesinde çok baskı görüyordum, sürekli bana eziyet ediyordu. Eli bıçaklı dolaşan biriyim senin babaannen, doğru mu? Ya alakası yok, Allah'ını seversin, ne alakası var ya. Ben 22 yaşındayım, bütün kardeşlerime sorun ya, bütün kardeşlerime. Kardeşi yalan mı? Yalan söylediğini sosyal medyada erkeklerle görüştüğünü söylüyor oğlun. Öyle evet, mi? Evet, yakaladım evet Didem ya, Hanım. Yakaladım. Zaten hep ben suçluyum. Onlar haklı Didem Hanım. Yakaladım diyor. Seni yakalamış. Hayır. Ve peki hep sen doğrulacaksın. Peki sen doğrula kızım. Bunun gelmesini aynen isteseydim ben, yeni gittiği zaman da gel kızım oradan derdim. Ben buna hiç şimdi, yüz vermedim. Gelme dedim. Rüveyda bak hadi Rüveyda hadi. Şinasi diyor hadi ki hadi. Bir dakika Şinasi'cim. Rüveyda Şinasi diyor ki özellikle kayınvalidenle ilgili yani babaannesiyle ilgili söylediğin her şeyin yalan olduğunu söylüyor. Şinasi senin babaannen nasıl bir insan? Babaannem şeker hastası bir insan. Bak gerçekten söylüyorum, şeker hastası bir bunu insan. Bunu mu soruyorlar? Zaten evet. Kendi bazen şunları... Sinir problemi var mı? Bir öfke problemi tabii var mı? Sen dolandırıcı tekisi be. Ulan seni ama... gördüğüm ya. Ben dedesini öyle... Böyle. Dolduruş olmaz, yok, dolduruş. Hayır, hayır. Hanımefendi. Dedesisiniz onun. Bunun senaryo var elinde. Bu ben senaryoya göre hareket ediyor şimdi. Söyle Şinasi, söyle Şinasi. Evet. Kaç defa yanıma geldin sen benim? Oğlum buraya gelip de beraber aramamız lazım. Beraber aramamız lazım. Siz niye Neye yardım istemedin benden? Benden yardım neye istememiş? Niye ötüyorsun? Şinasi diyor ki ben onlardan yardım istedim ama yardım etmediler diyor. Bir dakika. Hanımefendi. Bu bayanla gitmiş. Bayanın kocası demiş buna. Yanımızda değil. Bu zannediyor ki hani bir erkekle beraber demek istiyor. Ben bir şey söyleyebilirim. Bu gittiği bayanın bir dakika, beyi demiş bizim yanımızda. Tamam hani, söyle Şinasi. Söyle tamam. Şinasi. Söyle. Kes lan. Bayanla gitmiş diyorlar değil mi? Kapat. Evet öyle söylüyor annen. Tamam ben yarın size ses kaydını göndereceğim. Şu an kardeşimin yanında değil. Bana yazdığı mesajı da göndereceğim. Numarayı da göndereceğim. Arayın, tamam. Araştırın. Hı. Ne gerekli şey yapın. Rüveyda'cığım duydun mu? Yani kayınvalidenin aslında şeker hastası olduğunu, kendisini bile zar zor gezdirdiğini, hiç despot bir insan olmadığını söylüyor ve oğlun babaannesini çok seviyor. Rüveyda. Tamam kayınvalidem şeker hastası ama hiçbir şekilde kendini zor gezdiriyor diye bir şey yok. Bir komşunuz hattaymış. Alo. Dediğim her şey aynen doğrudur. Ya ben bir şey daha da söyleyeceğim dur. Ondan sonra kapatacağım. Hı. Bunun bizim köyde iç köyü girme bir tane biraderi var. Evet. Bunun amcası yani o. Tamam. Bu zamana kadar orada çok durdururuz demiş buna. Yani bu zamana kadar niye sahip çıkmadınız, ama, almadınız demiş. Ama torun da bambaşka şey söylüyor. Anlamadım ben ne olduğunu. O dolduruşa gelmiş. Ben sana bu neyse, bu orta parmak neyse bu da öyle. Bu en kısa parmak da öyle hanımefendi. Bir dakika şimdi bir komşu telefonun altındaymış. Alo. Didem Hanım şu an ben evi terk ettiğim için evet, zaten her türlü beni suçlayacaklar. Hı. O yüzden bunu yapıyor. Sen evden evet gittiğin için yapıyor. Benim savcı evet tanıdığım var. Savcı arkadaşım evet, demeyeyim mi? Evet her türlü beni suçlayacaklar. Geçtim sus. Bir dakika ne olur bir dakika lütfen. Bir telefonun altında bir komşu varmış. Bir de komşuları dinleyelim mi? Tamam. Alo hatta mısınız? Merhabalar. Merhaba iyi yanlar Didem Hanım. Teşekkürler. Siz... Komşusu değilim tanıyan biriyim sadece. Ha. O yüzden bağlanmadım. Tamam ne biliyorsunuz? Ne biliyorsunuz? Siz de o köyde oturuyorsunuz anladığım kadarıyla. Hayır ben o köyde oturmuyorum. Ha, tanıyorsunuz aileyi. Kimi tanıyorsunuz? Evet. Rüveyda'yı mı yoksa? Rüveyda'yı tanıyorum. Tamam. Rüveyda'nın dedikleri mi doğru? Oğlunun dedikleri mi? Anne babasının dedikleri mi doğru? Hangisi doğru? Rüveyda'nın dedikleri doğru Didem Hanım. Yani ben şahsen tanıyorum, biliyorum. Yani yatacak yeri dahi yoktu. Yatağı yani bile yoktu. Öyle söyleyeyim sizlere. Oo. Yani zamanında kendi babası kızlarını hep küçük yaşta para için evlendirmiş. Ha. Şimdi o konu o konuya yeri ve zamanı ya gelirse... Ya ben para için evlendirdim ya da evlendirmedim. Bu konu o konu tamam mu? Yeri ve zamanı Rüveyda, gelirse ona geliriz. Mı? Ama biz Rüveyda'nın o evde ne yaşadığını öğrenmek istiyoruz. Ve Rüveyda'nın o evden neden gittiğini öğren... Oraya da geliriz. Oraya da geleceğiz yeri ve zaman. Ama şu anda konumuz Rüveyda diyor ki ben o evde eziyet yaşıyordum. Dolayısıyla o yüzden gittim diyor. Rüveyda senin o evde yatacak bir yatağın da mı yoktu? Yoktu. Nerede yatıyordun? Dördüşak bir yatakta. Eski bir yatak, eski bir yatak vardı evet. Kim yatıyordunuz o yatakta? Eşim, çocuk ben. Oo, bir odanın içerisinde.
Evet, odada çok küçüktü zaten. Kayınvaliden nerede yatıyordu? Kayınvalidemin ayrı odası var. Senin ayrı odan hiç olmadı mı? Ya küçücük bir oda oldu işte, küçücük. Kaç oda orası, kaç oda? İki oda mı, üç oda mı, nasıl bir ev? Üç oda. Üç oda, üç oda. Peki hanımefendi, başka hangi eziyetleri yaşıyordu? Şimdi aslında sana da geleceğim. Başka evde neler yaşıyordu Rüveyda? Yani Rüveyda şeydi zaten, kayınvalidesi hep küfür ederdi. Hakaret ediyordu öyle yani, mi? Doğru konuşuyor bu bayağı. Evet, hakaret ederdi, küfür ederdi. Yani Rüveyda her işi yapardı ama hiçbir işi yapmamış gibi görünürdü. Peki bana annem annelik yapmadı, babaannem yaptı diyor. Doğru mu sizce? Şinasi öyle söylüyor oğlu. Hayır, yalan söylüyor. Annelerin annelik yapmasına izin vermediler ki babaannelerin ağzına bakıldı. Şinasi'cim, evet. Duydun mu? Bir tanıdığınız, evet, telefonda senin dediklerinin bambaşka şeyini söylüyor. Gündelüğe gönderirdi, akşam parasını alırdı bunların elinden. Aa. Vallahi. Çalıştırırdı gelini. Eşiyle beraber gündelüğe giderdi bu. Ha. Akşam eve gelirdi ya, paraları elinden alırmış. Hiçbir şey anlatmıyor ki bunu. Şinasi'cim, duydun mu? Annenin yatacak bir yatağı bile yokmuş. Yalan, yalan, yalan. O zaman biz yalan diyelim. Şinasi, bir şey söyleyeceğim tatlım benim. Annenin öfkeli olduğunu anlıyorum. Evden gittiği için kızgınsın ona da. Ama kızgın olmak demek haksızlık yapmamak gerekir. Ne dersin, o senin annen değil mi? Ben haksızlık yapmıyorum. Beni, size örnek görüyorum ya. Sizin anneniz nereden gitti? Sizi akşam saat 8.30'da bir telefon arıyor. Diyor ki anneniz benim yanımda, aramayın anneniz, biz Adana'dayız. Bu ne demek ya? Bu senaryo. Bunun gerçek olmadığını söylüyor dedem. Olabilir. Bir dakika, bir şey soracağım. Bu olayı savcıya ilettim. Beraber oturuyoruz. Hanım dedi beni bıraksa ben dedi hanımımı sahiplenemem. Neden? Kadının tercihi dedi. Kadın isterse dedi gider, işi arayamaz, şimdi kimse bak, arayamaz. Şimdi bak, deden şunu söylüyor. O evde eziyet görmeseydi, çocuklarıyla birlikte bir özel hayatı olsaydı, babaannen de o kadar hakaret etmeseydi, annen o evde kalırdı. Koca, yani babanla beraber siz bir aile olamamışsınız. Şinasi, onu söylemeye çalışıyorum. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Madem ki bu zamana kadar yapamamış, bize deseydi ki ben çalışıyorum, kardeşlerim çalışıyor. Hı-hı. Ben burada yapamıyorum. Biz çarşıya kiraya gidelim. Niye dememiş bize? Güzel soru. Rüveyda, evet. Oğlun çalışıyor. Bak 22 yaşında, aslanlar gibi. Bana deseydi, hadi babam yapamadı, ben çalışıyorum, biz ayrı eve çıkardık diyor Şinasi. Haklı. Niye demedi? Evet, kaç kere dedim. Oğlum. Eşime de söyledim, ona da söyledim. Bak oğlunla konuşur musun? Ben aradan çekildim, sen bir oğlunla konuş. Suçlu hiçbir zaman suçunu kabul etsin. Bir anne oğlunla konuşsun. Ben sana söylemedim mi? Evet. Sen bana söylemedi. Sen bana söyleseydin, ben sana dedim kaç tane sorun bak. Annedim, yanlış işler yapma, yanlış işlerde dolaşma. Bak ben seni her zaman yapmayayım. Ya Rabbi ya Resul. Sen ne yaptın? Dur ses. Bize haber vermeden evden çekip, madem böyle bir niyetim vardı, ben boşanırım senin. Çünkü o evde yıllardır eziyet görüyordum, tamam mı? Ben bir aydır sabah evden çıkıp akşam evime girip yatağıma yatıyordum. Bunu sen de biliyorsun. Çünkü yanımıza girip dışarı çıkmadı ki. Ben sana kaç defa söyledim. Benim bizim hanımın aşklarında neydi bizde? Niye çıkmıyordum Şinasi? Şöyle bir sor bakalım kendine. Niye çıkmıyordum acaba? Nereye gidiyordun? Şinasi, niye çıkmıyordum? Rüveyda, nereye gidiyordun sabah çıkıp akşam? Nereye geliyordun? Gündeliğe gidiyordum fındık toplamaya. Elindeki parayı kayınvaliden alıyor muydu elinden? Hayır, almadı. Ha, orası o zaman doğru, hakkını verelim. Peki sevgili izleyiciler, ne dersiniz? Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Yani evet, almadı. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Instagram adresimize yorumlarınızı atar mısınız? Sizce Rüveyda mı haklı, annesi mi haklı, oğlu mu haklı? Ne dersiniz, kim haklı? Annesi. Bunun uşakları, çocukları. Hı hı. Bir ağızdan konuşuyor. Hepsi aynı. Şimdi Şinasi beni, annesi evden gittiği için beni kızdı. Beni iyi dese diyemez ki. Peki Şinasi. Benim sosyal çevrem onları 20'ye katlar. Dur. Dedene gitseydin. Dede böyle bir sıkıntı var deseydin Şinasi. Gelmediler. Gelmediler. Söyle. Gelmediler. Söyle. Ben bir şey söyleyebilirim lütfen. Söyle lütfen. Buradan yaklaşık 3 yıl önce annem yine babamla beraber evden çekti gitti. Dedenin evine gitti. Baban da gitmiş. Baban da, evet, gitmiş. Abi. Babası da kaldı bizde. Evet. Biz konuşabilir miyim? Tabii söyle. Arayı bulduk. Biz arayı bulduk, barıştık. Biz bunları annemle eve getirdik.
Tamam. Biz benimle kavga ettik. Yani akşam karakolda karakol komutanımı söyledim. Benim komutanım beraber gidersem kavga çıkarırdım. Onlar her iki kuyum muhtarını arattıralım dedi. Ne demiş karakol komutanına? Bir dakika bana şunu söyler kuyum misin? Kuyum muhtarını arat. Ha söyle tamam söyle canım. Kuyum muhtarını aradılar. Kuyum muhtarı dedi ki bize. Her nedir Ruhi seçmeni aradım. Evde yok oraya git demiş dedi bana dedi. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim sana. Senin annen değil, senin baban da babaannenden dayak yiyormuş. Babandan dayak yiyormuş. Ha öyle diyorlar, evet. Rüveyda, kocana nasıl bir anlat, oğlan bilmiyor mu bunları? Bir oğluna söyler misin? Hatırlat, belki bilmiyordur. Konuş bakayım. Rüveyda, oğlunla bir konuş. Şinasi baban sözünü geçirebiliyor muydu? Dediği oluyor muydu? Babaannenin babam, sözünün üzerine söz söylediğinde acaba tonlarca laf söylemiyor muydu? Benim babam tek evin oğlu diye çalışmaya bile göndermediler. Bunu sen biliyor musun? Bir 20 yıldan beri sigorta söylediler, emekli. Hayır, çalışmaya gitmesinin sebebi hiç de o değil. Alakası yok. Doğru şu an emekli oldu mu? Oldu. Marika hep alacak. Evde tek evin oğlu diye onu hiç bile göndermediler çalışmaya. Ama evet. Olur mu ya Şinasi? Evin tek oğlu şimdi diye çalışmaya göndermemezlik olur mu? Tek oğlan çalışmıyor Şinasi. Ay çok saçma, özür dilerim Şinasi'cim yani. Sen çalışıyorsun diye baban niye çalışmadı anlamadım. Ama şu işe bakın hemen önlerimde. Evet, benim 4 çocuğu var, mecbur bakacak. Sene... Nasıl çalışmıyor? Didem Hanım. He. Dedem 35 sene önce ocakta küçükte kaldı, gözlerini kaybetti. Gözleri görmediği için de demişti. Benim maaşımla ben seni sigorta ödederim. Para da veririm, evde hayvanlar al. Bizim 15 tane hayvanımız var. Biz ev yaptırken hayvanlar sattık. Dedem evde kal, evde ses gidip gelip evde kal, hayvanlara bak demiş. Öyle mi gözü de görmediği için? Evet. Ha o yüzden. Hayvan da senin olsun. Çünkü daha niye? Gözleri görmüyor. Elinden gelecek bir şey yok. Duydun mu? Yani o yüzden diye gitmemiş bir anla bir ya işe göndermemelerinin bir nedeni varmış. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Şinasi. Efendim. Karakolda babay beni annem eve koymaz. Ramu içinde yatmaz. Evde yatmaz. Beni anam öldürür dedi mi? Ne zaman? Baba. Karakolda 4 sene evvel. Beni ifadeye sokmadılar. Siz de biliyorsunuz. Beni içeri ifadeye sokmadılar. Herkesi ifade etsek de kullan. Bir dakika. Eçere girdi. Anayı üstüne gulledi mi, gullemedi mi? Gulledim. Ondan sonra çoğuştan dedi. Kızıyı dedi, ben al dedi. Gülledim. Kafası dinlensin dedi. Babay dedi ki annem beni evde de yatmaz, Romo içinde de yatmaz. Ben ne olacağım dedi mi? Dedi. Ben babayla ikisini alıp geldim mi? Geldim. 20 gün durdu mu? Durdu. Babay size geldi. Benim ödememi yatmaya babam değil Rüveyda'ya hadi gidelim dedi mi? Ayşe Hanımcığım dedi. Merak etme, biz en azından Rüveyda'yı 4 yıl sonra gördün. Biz nerede olduğunu biliyoruz. İnşallah buraya gelecek. Hayır, ve bizi anlatmadığı bence başka şeyler de var. Ben sizi biraz dinlendireyim. Didem Hanım şimdi bir şey diyeceğim. Bu şimdi bizi yalanı ya. 4 sene evvel bunu yani ben babası benim ödememi yatmaya babam değil Rüveyda gelmeyince yatmaya diye. Bu geldi mi? Geldi. Bunu merak etme, hepsini dinleyeceğiz. Ben seni dinlendireyim biraz, yoruldun sen biraz ben dinlen. Eşime dahi söylemedim bu kelimeyi ben. Anladım. Bunu. Siz şimdi dışarıda biraz istirahat edin lütfen. İnşallah Rüveyda kızınız buraya gelecek ama üç kafadan ayrı ses çıkıyor. Lütfen biraz istirahat şimdi edin. Şimdi ben size bir şey diyeceğim. Biraz burada sonra diyeyim. Diğer elemana diyeceğim. Öyle mi? Tamam bana sonra söylesinler. Rüveyda ne söylemiş, şu söylesinler. Gelelim.